Bugün insanlar Kadir şehri ve İslam'ın ilk köprüsü Kudüs yeni bir haksızlıkla karşı karşıya. İnsanlar Kadir şehrini bir parça değildir. Onun İslam tarihi boyunca Müslümanlarca titizlikle korunan barış yurdu olma niteliği bugün yıkılmak istenmekte. Böyle bir teşebbüsle barış yurdunun çatışma yurdu haline getirilmesi hedeflenmektedir. Kudüs'ü bir avuç insafsız azınlığa teslim etmek, sağduyu ortadan kaldırmak ve insanlığın vicdanının sızlamasına sebep olmaktır. Birlikte yaşama kültürüne, huzura, barışa ve güvenliğe vurulan bir darbedir. İmam Hatip Camiası, Yüce Türk Milleti'nin tüm fertleri gibi Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanındadır. Yanında olmaya ve her türlü desteği sunmaya devam edecektir. Ya Rabbi, müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir diyorlar. Ümmeti yeniden izzetli günlerine döndür ya Rabbi. Amin. Yeniden sana kul olma izzeti bulmuş bir ümmet olma iradesi ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Yalnızca Allah'a aittir buyuruyorsun. Ümmeti yeniden izzetli günlerine döndür ya Rabbi. Amin. Yeniden sana kul olma izzeti bulmuş bir ümmet olma iradesi ver bizlere ya Rabbi. Amin. Özgür Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yeniden özgürce ibadet etmeyi tüm Müslümanlara nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ayasofya'da yeniden özgürce ibadet etmeyi tüm Müslümanlara nasip eyle ya Rabbi. Amin. Afşin İmam Hatip Camiyesi olarak seninleyiz ey Kudüs. Kudüs özgürdür. Özgür kalacak. Kudüs bizimdir. Bizim kalacak. Kudüs'e uzanan eller kırılsın. Kudüs'e uzanan eller kırılsın. Kudüs'e uzanan eller kırılsın. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. İsrail şaşırma, sabrımızı taşırma. İsrail şaşırma.